Bugün de kahve. Yarın ne bekliyorsun? Farklı bir şey yaparsın canım. İnşallah göreceğiz. Aslanım canım. Peki elbisesi nasıl ikramlar yapacak bize? Sürünüyor arkasından falan. Düğüne gider gibi gerçekten. Zor. Sanki görücüye gelmişiz de bize süslenmiş gibi. Ama kız için ya insanların önemli özel bir günü ya. Ama hareket edemeyecek rahatlıkla. Ben onu düşündüm. Kuyruğu olmasaydı. Evet. Evet. Ama baktım ben bir ikidir kalkıyor. Gayet güzel idare ediyor. Kendisine de çok yakışmış. Çok yakışmış o ayrı şey. Evet. Çok şata patlı giyinmiş aslında. Öyle mi? Evet. Yani evi sade görünüyor ama belki kendisi bugün için böyle giyinmek istemiş olabilir. Yani. Kendisine sorarız, söyleriz. Evet. Özel bir gün mü giymiş? Ne sebeple böyle bir elbiseyi tercih etmiş? Kendisine soralım. Evet Aslan. Değil mi? Aslanım inşallah kahveleri üzerimize dökmez elbisesine takılıp. Aman yok yok. Zigon yok galiba değil mi? Yok evet. Sehpayı yok. Çekersiniz önünüze. Evet. Nasıl karşıladı peki sizi? Güzel. Güzel karşıladı. Güzel. Gayet samimiydi. Evet. Yani iyiydi. Bir sorun yok. Beğendim. Sen dünden beri nasılsın? Eli de yakmış. Neyle yaktın? Evet, ne yaparken yaktın? Haber geçirdim. Çok heyecanlıydım. Benim günümde bir karışıklık olmuştu. Sen bence bizden sonra yaktın. Yok. Arkadaşlarım suçu. Gördü zaten. Dün geldiklerinde. Hmm. Peki ne yaparken yaptın? Kedi dili olmadığı kesin onu anladık. Kek yaparken yanmıştı ama tam olarak. Kek var mıydı? Hangi kek yaptığını da bilmiyorum. Kek var mıydı masada? Vardı. Var mıydı? Vardı. Neli yapmıştın keki? Çikolatalı bir şey vardı galiba. Çikolatalı bir şey vardı galiba. Evet vardı. Tam hatırlamıyorum aslanım. Zaten hiç uyumamıştım. Yeşil bir kek vardı ama onu da komşun yapmıştı. Yeşil bir kek değil canım, o ıspanaklı pastaydı. Evet yemedim. Evet komşum yapmıştı. O zaman hangi keki sen yaptın canım? Kızlar tamam daha fazla üstüne gitmeyelim çünkü yüzünün rengi Havva Nur'un elbisesinin rengine dönmeye başladı. Seni de göreceğiz Cuma günü Rana'cığım. Evet göreceksin emin ol çok güzel görecek. Görüşeceğiz evet görüşeceğiz. Ya Hasicim hakikaten yani elin yakmışsın gerçekten geçmiş olsun ablacığım. Yok bunu çok önceden yakmıştım. Evet bunu, bayağı da derin evet, yanmış hakikaten. Çok fazla yanmadı değdi birden böyle oldu. Acaba paçanga böreğinde mi? Yok paçanga böreğini kızarttık. Hmm. Havva Nur'cum kolay gelsin. Teşekkür ediyorum. Türk kahvesini hazırlamaya başlamışsın. Evet Duy Ses, kızlar içeride bekliyorlar. Onlara kahvelerini hazırlıyorum. Sunumluklarımı götüreceğim. Dün de Türk kahvesi ikram edilmişti değil mi? Evet ama ben yanına farklı olarak kendim kızılcık şerbeti yaptım. Onu sunmak istiyorum. Ayrıca kayınpederim köyümüzden getirdi. Organik doğal olduğunu düşünüyorum. O yüzden onu ikram edeceğim. Çabucak kahvelerimi hazırlayacağım. Bugün en çok kimden eleştiri bekliyorsun? Yani şöyle dün Hasret'in günü olduğu için en çok Hasret'ten eleştiri bekliyorum. Yani onun eleştirilerini çok merak ediyorum doğrusu. Kendi evinden sonra bakalım burada neler düşünecek. Kendi şatavatlı evinden sonra diyeyim daha doğrusu. Ben ona göre biraz daha sahide olduğumu düşünüyorum. Başka? Biraz Beyza'dan çekiniyorum doğrusu. Biraz fazla yorum yapıyor. Hani gerekli gereksiz öyle olduğunu düşünüyorum aslında. Yani bakalım yaşayıp göreceğiz. Çok merak ediyorum. Kahvelerim de pişmek üzere.